Evet. It's their world. Bu onların dünyası. Yani mikropların dünyası. They are lying in wait for you at the ATM machine and on your computer keyboard at work. Secretly, they attach themselves to your hands when you push a shopping cart at the store. The little pests will even attach themselves to your children's hands when they romp on playground equipment. So warns materials sent to the press by a maker of hand sanitizing gels. İki tire arası şurada değil mi? Şuraya kadar şöyle 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 oluyor diye uyarıyor materyaller, malzemeler. Geleceğiz. Evet. Bu onların dünyası. Şimdi ne deniyor bakalım? They are lying. Yalan söylüyorlar. Ben yalan söyledim. Değil mi? Evet. Onlar yatıyorlar, bekliyorlar. Lie in wait. Lie in wait. Bir idiomdur. Bir deyiştir. Lie in wait. Pusuya yatıp beklemek. Aynen öyle. Bir köşede böyle saldırmak amacıyla beklemek. Lie in wait. Genellikle hareketsiz, sessiz bir şekilde beklemek. Aslanın bir gazeli beklemesi gibi. They are lying in wait for you. Sizi saklanıp, gizlenip bekliyorlar. At the ATM machine. ATM değil, ATM. Nedir ATM machine? Ha, ATM işte. Buradaki ATM'nin açılımı ne? Telling machine. Otomatik telling machine. Aynen öyle. Telling dediği ne? Söylemek demek mi acaba? Bakın, automated teller'miş. Özür diliyorum. Teller machine. Söyleyen, konuşan demek mi acaba? Teller bankada olur arkadaşlar. Veznedar. Bravo. Ne alaka bilmiyorum ama bank teller. İşte, evet. Bank teller. Bakın teller. Bankadaki görevli. Evet. Automatic teller machine. ATM makinesinde sizi yatıp bekliyorlar. And on your computer keyboard at work. Bir de başka nerede bekliyorlar? İşinizdeki bilgisayar klavyesinde, klavyenizde sizi bekliyorlar. Secretly, gizliden gizliye, gizli bir şekilde they attach themselves. Onlar kendilerini attachlıyorlar. İliştiriyorlar, ekliyorlar, bitiştiriyorlar to your hands. Ellerinize kendilerini ekliyorlar. Yani aslında ellerinize bulaşıyorlar, ellerinize tutunuyorlar. When you push a shopping cart at the store. Dükkanda, mağazada, store normalde depolamak demektir. Store depo demektir. Ama store, the store dediğin zaman mağaza. Mağazada alışveriş arabası, cart aslında küçük araba demek. Hatta go-kart vardır değil mi? Aynen öyle. Shopping cart, alışveriş arabası, sepetten ziyade. Bir arabayı iteklediğinizde ellerinize kendilerini bulaştırıyorlar. The little pests will even attach themselves to your children's hands when they romp on playground equipment. The little pests, pest neydi? Normalde istenmeyen her şeydir. Aslında ve daha çok böcek tarzı şeylerdir. Bir insana da pest diyebilirsiniz. Hani böyle gelip size bulaşıp duruyorsa, bir türlü sırtınızdan, yakanızdan atamıyorsanız. Mikrop adam anlamında güzel. The little pests, bu küçük işte mikroplar, will even attach themselves, hatta yine işte kendilerini işte bulaştıracaklardır. Nereye? To your children's hands. Çocuklarınızın ellerine kendilerini tutturacaklardır. Ne olduğu zaman, ne zaman? They, kim burada? Böcekler mi? Yoksa çocuklar. Romp on playground equipment. Oyun yerindeki aletlerde romp ettiklerinde. Oynamak ama nasıl oynamak böyle? Kendini kaybedip böyle
kudururcasına oynamak. Aynen öyle, aynen öyle. So warns, işte böyle bir şekilde uyarmakta. Kim veya ne? Materials sent to the press by a maker of hand sanitizing gels. Material, malzeme. Malzemeler uyarıyor. Hangi malzemeler? Hatırlarsanız ne demiştik? İsimden sonra verb 3 geliyorsa pasif yapılan edilen diyecektik. Bu da gönderilen malzemeler. Nereye? To the press. Baskıya mı burada yoksa? Basına. Çok güzel. Basına gönderilen malzemeler. Böyle uyarıyor. So warns. İşte böyle uyarıyor. Basına gönderilen malzemeler. Kim tarafından gönderilen? By a maker of hand sanitizing gels. Bir, el sanitize etme jelleri üreticisi tarafından. Yani el hijyen jelleri üreticisi tarafından. Maker yapıcı demek normalde. Ama üretici burada. Maker demişken birkaç anlamı var. Mesela meet your maker dediğinizde ne anlarsınız? Mesela şöyle dersiniz. If you keep pissing me off, you will meet your maker soon. Aslında şunu şöyle yapmak lazım. Evet, evet. Aynı öyle. Your maker, senin yapıcın, senin yaratanın. Eğer if you keep, devam edersen ne yapmaya? Pissing me off. Piss normalde Türkçedeki pis değil. Biraz aslında ne diyeyim? Argo ifadeyle su dökmek aslında. Normalde tek başına piss kullandığınız zaman pissu var, oradan geliyor. Piss somebody off, birinin tepesini attırmak demek. Kızdırmak demek. Beni kızdırmaya devam edersen soon, yakında yaradanına kavuşursun demek bu. Şöyle yaparsın bir şöyle, değil mi? Gel bakalım. Evet. Bir de yine maker demişken son zamanlarda bayağı ilgimi çekmeye başladı. Maker movement diye bir şey var. Geleceğin dünyasını yönlendirecek bir şey bence. Bireylerin kendi ihtiyaç duydukları şeyi kendilerinin üretmesi demek. O başka. Benim söylediğim maker movement, yani bunu vakit bulursanız bir inceleyin. Hatta ben zaman bulabilirsem bununla ilgili bir site kurmayı düşünüyorum. Maker culture mesela. What is the maker movement diyor. Bununla ilgili enteresandır. Business dergilerinde son 2 senedir, 3 senedir çok yaygın yazı çıkmaya başladı. İnternet de bu işin içerisinde biraz gerçi ama 3D printing olayı mesela bunun içerisinde. Kendi ihtiyaç duyduğunuz ürünleri kendiniz üretiyorsunuz. Bakın, the maker movement is a trend. Bir moda in which, bu modada individuals or groups of individuals, bireyler, kişiler veyahut da groups of individuals, bireylerden oluşan gruplar, create and market products, üretiyorlar ve pazarlıyorlar. Market burada fiil olarak kullanılmış, ürünler that are recreated vesaire. Şöyle şöyle olan ürünleri kendileri üretiyorlar ve pazarlıyorlar, bireyler. Dediğim gibi bunu bir enteresan bir şey, inceleyin. Evet. Titled 99 Places Where You Need to Watch Out for Germs. It is 100% intimidating. Intimidating. Cümleye verb 3 ile başlamış. Heh. Böyle olduğu zaman bu ya sıfattır veyahut da pasif bir yapıdır. Şöyle şöyle yapılan, şöyle şöyle olan, sonra virgül, ondan sonra asıl özneyle devam eder veyahut da sıfattır. Burada da başlıklı dediğiniz gibi. Başlıkta ne? Şu. 99 places. 99 yer. 99 mekan. Where? Ki orada. Yani şu 99 mekanda. You need to watch out for germs. Watch out for.
Üçü birlikte. Watch out for. Watch out tek başına dikkat etmek demektir. Watch normalde izlemek, seyretmek. Ama watch out, be careful demektir. Mesela birinin başına saksı düşüyorsa, düşmek üzereyse daha doğrusu, bağırırsınız. Hey, watch out! Dikkat et! Veyahut da işte araba hızla üzerine geliyorsa. Hatta ünlem koyalım değil mi? İşte bakın, yüzündeki ifadeyle birlikte. Şu mu? Yani. Burada watch out'un artık faydası yok ama. Photoshop mu? Gerçek mi acaba? Her halükarda güzel bir enstantane değil mi? Evet. Cutest paw. Paw neydi? Pati. Pati veyahut da pençe. Ama pençe hani aslan, şey, kartalda da olur. Bu paw daha çok kedilerin ve kartal neydi? Kaplanların falan pençesi. İnsanınkine de paw denir gerçi. Evet, küçük şirin falansa özellikle. Evet. Watch out for da işte bir şeye dikkat etmek. Bir şey konusunda gözü dört açmak. Mesela watch out for dediğinizde genellikle işte nöbette askerin yaptığı şeydir veyahut da size bir görev verilmişse orada dikkat kesilmeniz gerekiyordur. Mikroplar için gözünüzü dört açmanız gereken 99 yer. Başlıklı bu materyaller veya materyal veya kitap is 100% intimidating. %100 intimidating, evet, göz korkutucu, efendim, insanı, bir şey veya birisi intimidate ise sizin yüreğinize korku salar. Harekete geçmenizi engeller. Sizin elinizi ayağınızı bağlar. Yani dizinizin bağı çözülür o anlamda. Intimidating men mesela. Intimidating. Ne demek bu? Don't bro me if you don't know me. Bak, intimidating guy wears equally intimidating t-shirt. Don't bro me. Bravo, brother me. Don't brother me. Ne demek aslında bu? Don't call me bro. Bro aslında zencilerin kendi arasında kullandığı hey bro, what's up? Hey kardeş, ne haber? Demek. Bu da hani if you don't know me, eğer beni tanımıyorsan bana kardeşim falan deme. Nereden kardeşin oluyorum senin? Evet. They took my crayons. Crayon nedir? Çocuk değil, o cry. Crayon, çocukların eline verirseniz evdeki bütün duvarlar kalem, ama nasıl kalem? Keçeli değil. Resim malzemesi aslında. Pastel. Benim pastellerimi aldılar. Bu yüzden I took their lives. Yaşamlarını aldım. Bu çocuğu tanıyor musunuz? Evet. Muazzam değil mi? Roman yanılmıyorsam bir jimnastikçinin oğlu. Daha 2 yaşındayken antrenmana başlatmış. Kollara bak çocukta. Daha 5 yaşında. Mesela onlara göre ama yani yaptığı şeylere inanamazsınız. Bir ara tartışılıyordu, evet. Ama çocuk tamamen hani babasının ne yaptığını biliyor gibi geliyor bana. Elleri üzerinde amuda kalkıyor ve şınav çekiyor. Bir de şınavı nasıl çekiyor biliyor musunuz? Direkt amuda kalkıyor. Sonra şınav çekerken ayaklarını indirip yere paralel yapıyor. Ondan sonra tekrar kaldırıyor. 11 kez, 12 kez. YouTube'dan bir izleyin. Yani dünyanın en kuvvetli çocuğu falan diye yazarsanız gelir. Veya arada ben göstereyim size. Uzatmayalım. Evet. Demek ki şöyle şöyle başlıklı olan bu malzeme, gönderilen malzeme %100 korkutucu. Who could possibly keep an eye on all 99? Who could possibly keep an eye? Keep an eye on something veya somebody. Keep an eye on.
Fena olmadı, biraz daha uğraşın. Doğru, aslında bir şeyin üzerinde göz bulundurmak, üstünde göz tutmak. Bütün bu 99'u kim possibly, ihtimal mi, mümkün mü? Yani possibly nasıl? Göz ayırmadan çok güzel kontrol etmek. Keep an eye on somebody diyorsanız gözünüzü üzerinden ayırmadan, yok sakınmak değil bu. Gerçi sakınmanız gerekiyorsa da sakınırsınız da daha çok aman kaçmasın, aman işte bir şey olmasın diye dikkat edersiniz. Kontrol altında tutarsınız. Who could possibly, kim possibly, ne diye yorumlayacağız burada, ne dersiniz buna? Bu gibi yapılarda arkadaşlar who can veyahut da who could ile kullanılır. Possibly diyorsa böyle bir şeyin imkanı var mı diye düşüneceksiniz. Bu bir yine kullanım şekli, idiom, bir yapı. İşte bütün bu 99'a kim dikkat edebilir ki? Bütün bu 99'u kontrol edebilir ki? Böyle bir şeyin ihtimali var mı? Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Dikkat ederseniz ben hani anlatıyorum, anlıyorsunuz ama doğru düzgün bir Türkçe'ye çevirmeye çalıştığınızda zorlanıyoruz. Dolayısıyla burada yani bir, her şeyi birebir Türkçe'ye burada olduğu gibi işte possibly veyahut da işte keep an eye vesaire, hani göz demeniz şart değil. Keep, tutmak, bulundurmak şart değil, birebir aktarmanız. Dolayısıyla bunu anlayacaksınız, Türkçe'ye yuvarlayacaksınız. Anlamanız önemli. Evet. More surreptitiously, the material perpetuates a fundamental misconception about germs. Surreptitious. Evet. Bu arada bunu tabii baştan sona okudum. Hani acaba dikkat etmem gereken bir kelime veya yapı var mı diye. Enteresandır. Birazdan bilmiyorum bu ders gelir mi, karşımıza çıkar mı? Daha sonra muhakkak hani yapacağımız için çıkacak. İlk defa gördüğüm kelimeler var. Yani iki tane ilk defa görüyorum. Bu ne demektir? Yani sizin bundan sonraki hayatınızda bir daha karşınıza çıkmayabilir. Yani açıkçası. Çünkü ben günde 20-30 sayfa İngilizce materyal okuyorum işin doğrusu. Dergi olsun, gazete olsun işte. Gazete çok değil de kitap olsun. Yani buna rağmen ilk defa karşılaşıyorum. Dolayısıyla mesela surreptitiously bir daha karşınıza çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Yani ben biliyorum karşılaştım vesaire ama dolayısıyla her kelimeyi öğrenmeye çalışmayın. Hani benim vurgulamamda fayda var mı? Bir daha karşınıza çıkmaz ya, bazı şeyleri sık sık söyleyeceğim. Mesela ama perpetuate ilk defa karşılaşıyorsunuz ama karşınıza çıkabilir. Misconception muhakkak çıkar. İşte banish çıkabilir. Efendim, preposterous çıkmaz. Yani bunlar nadir kullanılan kelimeler. Bu metin veya bu makale enteresan. Bayağı bir ağır makale. Bismillah, daha üçüncü makalemiz ama biraz ağır oldu sizin açınızdan. Söylemiştim hani havuzun derin yerine atacağım, biraz uğraşacaksınız, biraz çabalayacaksınız. Ama yani şu andaki durumumuz bu. Evet. More surreptitiously, daha gizliden gizliye, daha sinsice olanı, the material, bu malzeme, basına gönderilen malzeme, perpetuates a fundamental misconception about germs. Mikroplar hakkında temel bir misconception, yanlış algı. Şuradaki concept, kavram demek normalde. Conception olduğunda ise algı demek. Misconception, yanlış algı. Fundamental, temel. Fundamentalist diyorsunuz değil mi? Kökten dinci. Fundamental aslında bir şeyin temeli demek. Kökü, en önemli olan kısmı demek. Evet, demek ki mikroplar hakkında temel bir yanlış algıyı veya algılamayı perpetuate ediyor, ettiriyor. Sürdürmek ve artırarak, yayarak sürmek. Perpetuate. Artırarak, parantez içerisinde, artırmasa bile olduğu gibi sürdürmek demek. Perpetuate. The idea of watching for and banishing creatures that are literally everywhere is patently preposterous. Bu cümlenin fiili öznesi. Evet, is asıl fiilimiz. Hani burada are var, efendim burada inkler var falan ama şuraya kadar olan şu yapı özne. The idea,
Fikir. Fikir is patently preposterous. Preposterous. Yani şu fikirden itibaren şuraya kadar olan kısım fikrin detayları. Hangi fikir? Nasıl fikir? The idea of watching for, watch for. Evet, watch out for diye anlatmıştık ya. Watch for da işte dikkat etmek, gözünü dört açmak ve banish. Banish, ortadan kaldırmak, yok etmek. Creature, banish daha çok ortadan yok etmekten ziyade aslında sürgüne göndermektir. Banishment olursa bir memleketten def edersiniz, bir makamdan kovarsınız. Dikkat etmek ve ortadan kaldırmak, yaratıkları. Hangi yaratıklar? Yaratıklar ki, tabii creature aynı zamanda varlık demek. Create'den geliyor değil mi? Create normalde yaratmak, var etmek. Creature, burada olduğu gibi creature olursa yaratılan, yaratık. Creator olursa yaratan. Creator buradaki olursa yaratan. Creature, yaratılan, varlık. Evet. Varlıklar, yaratıklar ki are literally everywhere. Evet, literally kelimenin tam anlamıyla, gerçek manasıyla her yerde olan yaratıklar. Şu yapı bakın. Bir adjective clause, sıfat cümlesi. Nasıl varlıklar, hangi varlıklar? Kelimenin tam anlamıyla her yerde olan varlıklar. Rı İşte buna dikkat etmek ve bunları ortadan kaldırma fikri is patently preposterous. Patently hani adında patent var diye patentle alakalı bir şey değil ki patent hakikaten Türkçe'ye patent diye aktarmış. İşte bir ürün geliştirirsiniz, patentini alırsınız falan. Patently aşikar bir şekilde ve gerçek anlamda. Böyle hani bunu tartışmanın anlamı yok anlamda. Patently diyorsanız bir şey için yani ben bunu tartışmaya açmam bile. Bunun yapısı gereği yani aşikar ortada bu. Preposterous. Mantıksız, saçma, absürt. Absürt güzel, evet. Özellikle bir fikir, bir iddia preposterous olarak geçer. Demek ki paragrafı hızlıca gözden geçirdiğimizde şu başlıklı malzeme son derece korkutucu. Kim bütün bu 99 yeri kontrol edip dikkat edebilir. Böyle bir şeyin ihtimali var mı? Daha da sinsicesi bu malzeme mikroplar hakkında temel bir yanlış algıyı sürdürüyor, artırıyor. Bu fikir de her yerde bulunan varlıklara dikkat edip bunları ortadan kaldırma fikri açık bir şekilde çok saçma. Paragrafı toparladık. Ve bunu da dikkat ederseniz anlama odaklanarak, kelimeleri atlayarak yaptım. Siz bunu okurken zamanınızı alacaktır. Hani bu kısa bir paragraf ama biraz bunun işte ikisi kadar olacak bir paragrafı okuduğunuz zaman belki ilk okuduğunuzda bir yarım saat, 40 dakikanızı alacak. Daha sonra 20'ye, daha sonra 10'a indirmeye çalışacaksınız. Mümkün olduğu kadar bütün paragrafı baştan okuyun demiştim. Değil mi? Kelimelere dalmadan önce. Title ne demek? Intimidating ne demek? Hani burada intimidating'i bilmeseniz bile İlk okuduğunuzda paragrafı baştan sona okuyun. Ondan sonra cümleyi okuyun, ondan sonra kelimelere girin. Okuyup anladıktan sonra zaten cümleyi toparlıyorsunuz. Daha sonra bütün paragrafı toparlayın ve özetleyin. Metin çözümlemesinde iyice ilerledikten sonra soru çözümlemeye geçtiğimizde paragraflarda bunu yapmanızı isteyeceğim size. Çünkü sınava giren arkadaşlar çok iyi hatırlayacaklardır. Paragrafı okurken sona geldiğinizde baş tarafı unutuyorsunuz. Bunu daha önce de vurgulamıştım. Dolayısıyla bu konuda çok hızlanmanız gerekecek. Ve özetleyebilmeniz gerekecek. Bu da sıkı bir antrenman gerektiriyor. Bir, ilk önce ne yapmamız gerektiğini çok iyi öğreneceksiniz. Ondan sonra da bunu yapmak için antrenman yapacaksınız. Ben hep bu olayı, yani bir YDS'ye hazırlanma olayını ağır siklet boks şampiyonasına hazırlanmaya benzetiyorum. Ya bir defa her şeyden önce boks ringine çıkmadan önce, şampiyonaya çıkmadan önce size bir hocanın, bir antrenörün antrenman vermesi lazım. Bak işte eskiv şöyle yapılır, ne bileyim direkt yumruk şöyle atılır, kroşe böyle atılır.
karşıdan gelen yumruklardan böyle kaçılır. Ondan sonra bunu sık 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 yapmanız gerekecek. Çıkıp dışarıda koşmanız gerekecek. İp atlamanız gerekecek. Ondan sonra bir partnerle ringe çıkıp antrenman yapmanız gerekecek. İyice hazır olduktan sonra bir iki basit ve daha sonra gittikçe zorlaşan maçtan sonra şampiyona maçına çıkabilirsiniz. Hani şampiyona dediğiniz zaman hani bu YDS karşılığı bunu 100 almak. 95-100 almaktan bahsediyoruz. Herkes bunu hedeflemeyebilir, herkes bunu istemeyebilir. Kabul. Yani ben sadece 50 alacağım, 65 alacağım. Kabul. Ama yapılması gereken, izlenmesi gereken yol aynı. Sadece yoğunluk farkı olacak. Bir, ne kadar yoğun çalışıyorsunuz günde. İki, bunu ne kadar sürdürüyorsunuz. Temel fark bu olacak. Ama takip etmeniz gereken yöntem yine aynı. Çünkü yani 100 alması gereken veya 100 almak isteyen insanlara da aynı soru soruluyor. 50-65 alması gereken insanlara da aynı sorular soruluyor. Yapmanız gereken şey basit aslında. Ama gitmeniz gereken yol kolay değil. Meşakkatli, uzun, zorlu bir yol. Ter gerektiriyor. O teri eğer atmazsanız vücut toksik malzemelerle kaldığı için böyle yarı sarhoş giriyorsunuz sınava. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Bunu da söyleyip ondan sonra ara vereceğim. Şu slogan. Sweat, sweet değil bu. Sweat is weakness leaving the body. Aynen. Adidas'ın bir sloganı bu. Tişörtlerinde var. Sweat, ter, zayıflıktır. Ama nasıl zayıflık? Hangi zayıflık? Leaving the body. Vücudu terk eden zayıflık. Ter dediğiniz şey zayıflığın vücudu terk etmesidir diyor. Bunu görünce hoşuma gitti. Dolayısıyla şimdi siz terleyeceksiniz ki vücudunuz antrenmanlı olsun, sağlam olsun. YDS'ye kadar. Evet, hadi bakalım. Ara.